Özür dilemeye geldim. Niçin? Ziya hakkında. Yani sen haklıydın. Çocuk hayallerinin peşinden gitti. Kızmamalıydım sana. Sen bir şey saklamıyorsun değil mi benden? Kim? Ben mi? Yok canım, ne alakası var? Sen kesin benden bir şey saklıyorsun. Çık şuradan. Zeynep, vallahi billahi bir şey saklamıyorum ya. Yok, saklıyorsun, saklıyorsun. Turist kızları buraya mı getiriyorsun yoksa? Zeynep, vallahi. Eyvah, şimdi yan. Ali! Zeynep, her şeyi açıklayabilirim. Ama önce beni bir dinle, ne olursun. Ali! Önümden fare geçti, evde fare var. Şimdi giderim, çıkarım karşısına. Bana bak derim, sakine. Ben erkek adamım. Evet, yaptım. Yahu bu ev benim değil mi? Sen beni nasıl almazsın içeri? Diyeceğim ona. Hasan'ım bize. Ha. Senin bu cenazeyi nereye gömelim? Sen Hasan'ı nereden tanıyorsun? Ben. Ben Hasan'ın oğluyum. Hasan'ın oğlu? Senin için her şeyi yaparım Zeynep. Senin için dünyayı yakarım. Sana aşığım Zeynep. Zeynep, ne oldu? Ne istiyormuş arkadaş? Hiç. Rüya görmüş, onu anlatıyordu. Bana bak lan. Bir daha nişanlıma selam bile vermeyeceksin, anladın mı? Yok ya. Verirsem ne olur? İki insanın medeni bir şekilde konuşması da mı yasak kardeşim? Evet, yasak. Ben koydum. Var mı bir itirazın? Ali, hadi yürü. Bırak kızın yanında hava atmayı da. Bir bok edemez. Ali! Ali, ölümü! Alacak sana hacan. Öldürsen gitme ama burada. O zaman et son duanı. Ulan bir dinle. Bir dur, daha sözüm bitmedi. Diyelim ki sakin. Ha bu dünyada ben sensiz ölmüşüm, yaşamışım. Ne hükmü var? Sen benim ha bu yuvamın, çocuklarımın anası değil misin? Anasısın. Sen benim gözümün bebeği değil misin? Bebeğisin. Ben sana bir eşeklik ettim mi? Evet, ettim. Ula senin bu yaptığın eşekliği geçti. Çok haklısın sakinim. Aa, sakinim deme. Ben sakin makin değilim. Hele senin sakinin hiç değil. Ben kendimin sakinesiyim. Baba, Tamara geldi. Gireceğim abi evin içine. Ula nasıl girme? Ha bu evi ben yaptım, Tamara geldi. Ula çivilerini tek tek çaktım Tamara. Tamara mı geldi? He? Ne kadar bunlar oğlum? Ana para 50.000 lira. Ne? Faizleriyle 75. Ne? Sen mi yaptın ha? Cevap ver, sen mi yaptın? Allah Allah! Canı sıkılan üstüme geliyor. Neyi ben mi yaptım? Dün fabrikaya avukat geldi. Elinde 75.000 liralık senette. 5 gün içinde ödemezsek fabrikaya icra geliyormuş. Benim ne alakam olur? Sen ne alakan olduğunu çok iyi bilirsin Ramazan. Senet ersilim diye yaptın değil mi bütün bunları? Ya senin derdin benimle, Ali ile ailemi niye karıştırıyorsun ki? Ya iki gözüm önüme aksın ki haberim yok. Dua et olmasın Ramazan. Kasabada Zeynep'i gördüm. Seslendim ama duyuramadım. Dükkana giriydi. Zeynep niye gitmiş ki kasabaya? Bilmem, altın maltın alacak herhalde. Altın mı? He, o kuyumcu uşağın dükkanına giriydi. Neydi adı? Bak uşağım. Sana çok centilmence bir yarışma teklif ediyorum. Kaybeden aradan çekilir. Var mısın? Varım. Baba, Tamara evde. İyi işte, ne güzel. O evde değil, öteki evde. Ne? Ne var uşağım? Ya diyorum ki, hazır babam da gelmişken,
Şu düğünü yapsak artık ha? Beklesin uşağım. Daha karar vermedim. Neye karar vermedin? Bu bana vurayım mı vurmayayım mı? Ona. Sen şimdi bu elindeki senetlerle benimle evlenebileceğini mi sanıyorsun? Evet, niyetim o. Hiç düşünmedim. Bizimkiler, hele ki babam, senin bu yaptığın adiliği anlayınca beni sana verirler mi? Vermez mi? Vermez. Der ki, al fabrikayı, ver senetleri, şimdi de defol git. Ramazan, otur şuraya, ben birazdan geliyorum. Sakın kalkma, öldürürüm seni. Sevdiğim sen, niye zahmet ettin, ben gelirdim sana. Bir şey konuşuyorduk. Konuşuyor muyduk? Evet, konuşuyorduk. Ben sana kasabaya gittim mi diye sormuştum. Ha, ben de gittim demiştim ya. Ben sana Ramazan'ı gördüğün zaman kafasına taş atacaksın demedim mi? Görüşülmeyecek o herifle demedim mi? Zeynep, bana doğruyu söyle. Sen bugün Ramazan'ı gördün mü, görmedin mi? Görmedim. Zeynep, daha bekleyeyim mi? Ali! Ali durur musun, anlatacağım. Anlatma, konuşmak istemiyorum şu anda. Ya tamam sen konuşma ama beni dinle. Dinlemiyorum da, sen Ramazan'la konuşuyordun ya, devam et. Ali durur musun lütfen? Gözümün içine baka baka yalan söyledin. Bunun daha ötesi var mı? Tamam, haklısın, özür dilerim, yalan söyledim. Ben çağırdım Ramazan'ı konuşmak için. Bir de ben çağırdım diyor ya. Tamam Zeynep, duymak istemiyorum ben bunları. Ali, durup dururken çağırmadım herhalde. Ben çok meraklı değilim onun pis yüzünü görmeye. Niye çağırdın o zaman? Ailemle ilgili. Zamanı geldiğinde anlatacağım söz. O zaman zamanı geldiği zaman konuşalım. Ali! Ah Ramazan, hep senin yüzünden oluyor bunlar. İnşallah bir yere gitmemişsin. Elimden çekeceğim var Ramazan. Çağırma. Çıktı nene, yok. Çıktı mı? Nereye çıktı? Ne bileyim nene. Sorunca da kızıyor. Allah'ım sen bilirsin. Bir işin ucundan tutayım. Bu Sakine tek başına nereye yetişsin? Bana söyle, hemen yapayım nene. Ay aslan uşağım benim. Nenen yesin seni. Hadi koş kilere de, unal gel. Kiler olmaz ulan. Mısır unu mu, öbürü mü? Mısır, mısır. Oho, kim gidecek şimdi kilere ya? Sen benden oynar mısın? Der kaybana. Babanlıydı ki seninle olacak. Eyvah! Şimdi yandın Hasan. Allah'ım yardım et bana, bulacak kamerayı. Çalıştı kapan Hasan. Sakinem, sen ne istiyorsun? Ha, mısır unu mu istiyorsun? Söyle onu bana, ben getireyim onu sana ya. Ben alırım. Olmaz Sakinem. Ben buradayken seninle ne sıcaksan soğuk suya sokturur muyum ya? Sokturmam. Yahu Sakinem, Hasan var buraya duracak. Sen kilere gideceksin. Olmaz, gidemezsin kilere. Giderim. Ya Sakinem, nasıl gidesin kilere? Ben haburiye duracağım sen. Sebebi hayatım. Bak bana emret, ben ne istiyorsan getireyim onu kilerden ya. La ne var kilerde? Sakinem, kilerde ne olabilir ya? Un var, yağ var, yoğurt var, fındık var, fıstık var, buldurcun var. Ne buldurcunu? Buldurcun buldurcun yok. Yahu kuru bakliyat olabilir. Af kurma, af kurma. Çekil önüne. Sakinem. Sıçan, sıçan. Yahu sıçan olabilir içeride, ayaklarını yer Sakinem. Yahu böyle bir şerefsizliği ben nasıl yapabilirim? Eşek gibi bir herif evde oturacak. Bir avuç misin unu için insan garisini kilere yollar mı? Böyle şerefsizlik olur mu? Sakinem. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammedun abduhu ve resulü. Ramazan bir... Korkup kaçtı tabii Adi herif. Kaçtı da ne oldu ki her şeyi mahvedip gittikten sonra? Ha işte, buldum. Buldu Tamara'yı. Sakine, sana her şeyi itiraf edeceğim. Sandığın dibine koymuşlar. Ha sen ha bu ne buldun? Ya ne? Yahu ben de dedim ki şimdi içeride sıçanlar Finkata'yı kadıncağızın yüreğini ağzına getirdiler. Ben şimdi onlara bir zehir sıkarım. Kendi suratına sık da bir işe yarasın. Sen yeter ki emret Sakinem. Ben onların şimdi yedi ceddine öyle bir ilaç çıkacağım ki. O da gene bu şeyler çeviriyor. Hadi Tamara, tehlike geçti. Tamara hadi. Haydi diyorum sana.
Hadi kız! Ulan nereye gitti bu kavurun kızı? Bacım, bir isteğin var mı? Ben gidiyorum. İstiyorum. Hasan gelsin buraya. Ben yalnız korkuyorum. Ya tamam, korkma. Ben söylerim, gelir. Hadi. Sakin abla vurmasa gelir. Sen nereye gider bu kız ya? Allah Allah. Alim, Alim alarım. Alarım, hem de kırmızı alarım. Ben ilgilenmiyorum artık baba. Ne yaparsan yap. Ula bir dinle, bir dinle uşağım, bir dinle. Dinlemiyorum artık. Seni de dinlemiyorum. Ben dinlemekten çok sıkıldım. Ya öyle mi? O zaman hakkını helal et. Öbür tarafta görüşürük. Helal olsun baba. Öbür tarafa selam söyle. Vay be. Vay anasını be. Tamam söyle hadi, ne oldu? Tamara yok. Ne demek yok? Koyduğum yerde yok uşağım. Gözümü açıp kapadım, kayıp. Yapma baba. Tamara şimdi ortalıklarda mı dolanıyor yani? Dolanmay. Belki de dolanamay. Anan buldu onu, kesti. Bahçeye gömdü belki de. Anam Tamara'yı bulsa önce seni keserdi, merak etme. Doğru diyorsun şahım. Ya nereye gider bu kız be? Melek olup gökyüzüne yükselmedi ya. Belki de yükselmiştir. Öyle iyi bir kız idi ki Ali. Tamam baba, bırak şimdi. Belki benim eve gitmiştir. Gel bir bakalım. Bakalım uşağım, hadi. Ben ona... Ama o da... Ne olacak ki canım ya? Ne olacağı mı var Zeynep? Çocuğun gözünün içine baka baka yalan söyledi. Buyur Emine. Sağ ol. Orta değil mi? Ulan insan bir şaşırır be. 30 yıllık evliyiz. Ben sana şimdiye kadar hiç kahve yaptım mı Emine? Doğru lan. Nereden çıktı bu şimdi? Bana bak, doğru söyle. Bir haltlar mı karıştırdın? Ulan yok öyle bir şey. Kaç gündür Karadeniz'de gemileri batmış kaptanlar gibi suratın da. Darlandım Fevzi. Gelme üstüme. Darlandığın belli de neden darlandın onu bir de hele. Darlandım işte, daha karıştırma. Sordun mu ki anlatayım? Senin umurunda mı? Kadın delirtme. Soruyoruz ya işte. Fevzi. Fabrikaya haciz geldi. Ne? Ya. Sordun işte, söyledim. Şimdi rahatladın mı? Kaç gündür kara kara ben onu düşünüyorum. E peki daha önce niye demedin bunu bana? Sana bir şey olur diye korktum. Üzülürsün, kalbine iner diye. Ona niye iyisin? Altı üstü bir fabrika. Ne demek ulan altı üstü bir fabrika? Niye inmiyor şimdi senin yüreğine? Fesubhanallah. Hadi Ali, hadi uşağım, biraz daha hızlı. Tamam baba, yürüyorum işte. Ha bu evde de bulamazsak bu kızı, ben buradan aşağı doğru giderim böyle. Nereye? Trabzon'a, İstanbul'a, Almanya'ya, nereye olursa. Baba saçmalama ya, evdedir, nereye gidecek? Sakine'nin beni bulamayacağı bir yere gitmem lazım benim. Ali! Ha bu uşağı benim hiç gözüm tutmayı. Nereden buldunuz beni? Gönderin gitsin. Nedenmiş o? Ne demek nedenmiş o? Evde dul kız kardeşim var ulan. Laf ederler. Baba, sen mi diyorsun bunu? Tamam tamam, bir şey demeyeceğim. Ama gönder onu buradan gitsin. Hiç gözüm tutmadı onu. Ya ben de size geliydim. Ya o Batum'la arkadaş var ya. Ha? Hangi Batum'la arkadaş? Ya var ya bu Hasan Emircan'ın arkadaşı. Tamara. He Tamara. Gördün mü onu sen? Gördüm. Ben gelirken kilerdeydi. Sakin abla görmesin diye aldım buraya getirdim onu. Ya ben de dedim ki ha bu uşak ne güzel bir uşaktır. Daha önce niye bulmadınız ha bu uşağı dedim. Öyle değil mi Ali? Ya öyle diyordun baba. Uşağım sen benim hayatımı kurtardın. Dile benden ne dilersen. Ne olursa mı? Ne olursa. Ya şimdi Hasan amca bir şey var ama... Hadi baba hadi, sonra konuşursunuz. Kızın evde olması da tehlikeli. Ha, kızın evde olması da tehlikeli. İklima. Ali'yi gördün mü? Gördüm. Onun da hamile bir kadın vardı. Ne diyorsun sen İklima? Ben ne dediğimi bilir miyim?
kasabaya götüreceğim seni. Otele yerleştireceğim. Bitti. Ben gelmiyorum. Burada kalacağım. Sana yakın. Sonra sen beni unutursun orada. Tamara Menik Serçem, sana yakın demek ne demek? Sakine'ye yakın demek. Allah korusun. Seni bir görürse önce beni sonra seni bum bum. Hadi baba hadi. O zaman birlikte ölürüz. Minik kuşum, birlikte yaşamak varken niye birlikte ölüyoruz? Tamam ama sen hep geleceksin kasabaya. Gelmez olur muyum? Gelmeyen havayla olsun. Şimdi seni tebliğ kıyafeti yapacağız. Böyle görürlerse tanırlar seni. Ha buranın garları gibi giyineceksin. Hadi. Al bakalım ha. Fevze, nereye gidiyorsun? Bu ailenin reisi değil miyim? Fabrikamı kurtarmaya gidiyorum. Ula cebine para koymasan bir kilo ham salamazsın. Fabrika kurtaracakmış. Nasıl olacak bu iş? Yıllarca beni hor gördün, öyle değil mi Emine Hanım? Bir halt beceremez sandın. Ama şimdi göreceksin. Bu evden bir cengaver edasıyla çıkıyorsam... vardır bir bildiğimiz bizim de. Tuzlayım da kokma. Sen git kahveye pişmeyi doy. Ey Hızır Aleyhisselam! Geleceksin, gel artık. Ben yardımcı olayım ana. Ne işin var lan senin orada? Evim yok, parkım yok. Çaylıkta yatıyorum ana kaç gün. Ah benim zavallı uşağım. Ah canım benim, gel. Gel şöyle yaklayayım ana. Gel sana meyve yedireyim, gel uşağım. Gel şöyle menzilime gir. Ha, gel, ne gel, dedin gel, ana anlamadım. Sen evde ne işin var lan? Ana! Senin benim bayım senin evin değil. Defol, defol. Hayırsız uşak. Kolay gelsin Emine teyze. Av sezonunu açmışsın. Şşt yaklaşma. Senin de yararın başını. Ama ben sana hayırlı bir haber vermek için geldim de Emine teyze. Bir dur dinle de. Neymiş ula hayırlı haber? Yaklaşma! Oradan söyle. Böyle mi konuşacağız? Sen bir başla anlatmaya, bakarız. Hadi Tamaram biraz çabuk. Sana kolay tabii Hasan. Senin karnında bebek yok. Yani Tamaram ta Batum'dan gelirken karnında bebek yoktu da. Ha şimdi mi oldu bu? Gelmeyeyim o zaman ben. Atayım kendimi denizlerden, sen de kurtul ben de kurtulayım. Buldurcunum, ben o anlamda söylemiyorum ki. Ben anlamıyorum anlam. Türkçe konuş bana. Selamun aleyküm Hasan Efendi. Eyvah, şimdi ayvayı yedik. Aleyküm selam hocam. Bu yanındaki bayan kim? Bayan mı? Bayan kim? Ya yeter de yeter. Ya işine gelmeyince dünyayı unutuyorsun da. Memnun oldum tam. Mime, Tamime. Benim yeğen, büyük biraderim kızı. Hadi Tamime, sen ha böyle yürü kızım. Ben arkadan yetişiyorum sana. Tamime. Ula bu ne biçim isim böyle? Ben de öyle dedim hocam. Büyük biradere, bu ne biçim isim Tamime? Ama bizi dinleyen kim hocam? Ula ortalıkta görünmüyorsun. Çefenlerden çıkıyorsun karşımıza. Cömelim seni diyorum, cömilmiyorsun. Şimdi de yanına bir bayan almışsın, çıkmışsın karşıma. Diyorsun ki bana Tamime, yeğenim. Ben de bunu yedim. Sen baksana benim gözüme. Aslan oğlum benim. Aslan uşağım. Tursun'un yerine sen alacağım nüfusuma. Estağfurullah Emine teyzeciğim. Bunu yapmanın daha kolay yolları var biliyorsun. Tabii ya, tabii. Hele sen sabırlı ol uşağım. Sen sabret. Anne, babama... Senin ne işin var burada? Şşş Zeynep, ayıp kızım. Ne biçim konuşuyorsun? Dur anne ya. Zaten bunun yüzünden Ali... Ne yapmaya geldin söylesene. Emine teyzeyle bir görüşmem gereken bir şey vardı onun için geldim. Ha, benim de var. Bu Dursun'un borçları var ya anne. İşte onu... Biliyorum kızım. Ramazan oğlum sayesinde kurtulduk o dertten. Ne? Adamlardan senetler almış. Ramazan. Hayatında çok yüzsüz gördüm ama senin kadar yüzsüzünü görmedim yemin ederim. Tamam hocam, söyleyeceğim onu sana. Ama kimseye demeyeceksin bunu. Tamam. Söz mü? Söz. Yemin et. Söz dedik ya da. Tamam hocam. Hocam, bizim Fevzi var ya. He, var. Ha bu kız o Fevzi'nin şeyi. Ne? Zabazimbosi. Aganigisi. Manitası hocam, manitası. Cık. Hocam, makarası, makarası. Ben de bunu yedim, he? Yemedin mi?
Bu köyde bu altı bir tek sen yersin. Zavallı Fevzi günahçısını da zar altında bırakarsın. Tabii ya. Hasan'ın habı köyde adı çıkmış 9'a, inmez ki 8'e. Sen şimdi bana inanmayın mısın hocam? Ya ben sana nasıl inanayım? Ben sana nasıl inanayım be imansız? Uy! Ne oldu? Öyle bir derin yarama bastın ki hocam, anlatamam sana. Gelip seninle konuşmam lazım. Neyi? Batum'da başıma öyle büyük işler geldi ki anlatamam. Benim acilen iman takviyesine ihtiyacım var. Gelip anlatacağım sana ama şimdi anlatamam. Hocam, sakın bu kızı gördüğünü kimseye söylemeyeceksin. Allah korusun. Emine bunu bir duyacak olursa, o manitacı Fevzi'yi ayaklarından tavana asar. Yine bu kötü meselelerine bu garip hocayı alet ediyorsun. Hadi bakalım hayırlısı. Tamam hocam, tamam buyur git kahveye. Bütün mevzuyu detayına kadar anlat. Silahlar patlasın, yuvalar dağılsın, cinayetler işlensin. Tamam da tamam, tamam mesele anlaşıldı. Mecburen kapatacağız ağzımızı, tamam. Tamam hocam işte bu kadar. Allah selametini versin. Cüle cüle, dalcıların Hasan. Alo abi, ne haber? İyi değilim abi. Yok ya Zeynep. Neyse gelirim sana konuşuruz. Dükkandasın sen değil mi? Tamam. Kim dedi sana senetleri al diye? Zeynep. Uşak iyilik ediyor. Görmüyor musun? Anne niye seviniyorsun ki, hala borçluyuz. İyi de Ramazan yabancımız değil. İstemez, sıkıştırmaz. Öyle değil mi Ramazan? Tabii tabii, önemli değil. Acelesi yok. Ne zaman isterseniz o zaman ödersiniz. Ben zaten sizi bu dertten kurtarmak amacıyla yaptım. Siz de benim ikinci ailemsiniz Emine teyze. Bundan sonra benim bir tek oğlum var Ramazan. Ha bir de Soner. Kızını hiç sayma anne. Çünkü bu adamın olduğu yerde ben durmam. Durduğun zaman da gelecek inşallah. Yalnız bir tek isteğim var senden Emine teyze. Neymiş? Dursun'u affedeceksin. Ah, bütün ailenin başına dert açan o. Dursun'la ilgisi yok Emine teyze. Bu zekası size bir sürpriz yapmaya kalktı. Ne sürprizi? Fabrikayı büyütmeye çalışıyordu ama dolandırdılar çocuğu. Ne dersin? Ya bu ne zor işmiş böyle. Gelken bu kadar zor değil bu mübarek ya. Ya uşağım, abi peynirli bir tane de kıyma lazım. Tamam usta. Dursun! 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 Efendim ana! Gel la buraya. Kafama bir şey atmayacaksın değil mi? Gel dedim. Gel. Geldim ana, geldim. Vallahi ister as ister kes. Buradayım. Sen bize sürpriz yapacakmışsın öyle mi? Sürpriz mi? Ha evet evet, sürpriz. Sen Ramazan'a dua et. Yoksa ev bedalmazdım sen eve, haberin olsun. Anacığım. Ha. Oh. Aha Tamaram, 5 yıldızlı otelden farksız ha burası. Yastıksa yastık, yataksa yatak. Tamam, bıraktın beni otele, şimdi kaç git. Ne biçim konuşuyorsun Tamaram? Seni niye bırakıp gideyim ben ya? İşleri halledip geleceğim buldurcunum. Ben sensiz nerelere giderim? Para bulmak lazım Hasan, hemen. Abiler beni bulursa parayı ver, kurtar beni. Abilerin seni nereden bulacaklar şimdi buldurcunum? Oho! Sen bilmiyorsun Hasan. Benim abi eski KGB. Nerede olsa bulur seni. Biraz geç bulur ama bulur mutlaka. Ne dersin? KGB mi? Kız niye söylemedin onu daha önce bana? O zaman gelmezdim Batum'a. Evlenemezdik biz. Doğru söylüyorsun anne. Allah için gelmezdim ben de. Ya sıkıntıların biri biteği biri başlay. Yok mudur ha bu dertlerin bir reklam arası be? Ulan ben bu adama içeriye girmeyeceksin dedim, yine girmiş. Ne bu? Otel. Otel. Ahmet! Ahmet gel la buraya. Ne oldu nene? Oku bakayım, ne yazar şurada? Otel Kent. Otel Kent mi? Nerede ola bu Otel Kent? Aşağıda bizim kasabadaymış nene.
Bizim kasabada. Ver bakayım. La Hasan, ne işler karıştırıyorsun? Kimseye çaktırmadan bu defineyi bozdurup bu parayı bulmam lazım benim. Nereye gidiyorsun böyle Fevzi Efendi? Hasan'ı bulmaya gidiyorum hocam. Bizim emanet var ya, anlarsın. Ya sen ciddi misin? Vay 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 vay. Ula sen, sen ne yere baka yürek yakanmışsın da haberimiz yokmuş da. Vardır hocam, bizim de bir meziyetimiz de. Merak etme, benden sır çıkmayacak. Hasan'la nasıl konuştuysanız aynen öyle. Bana bak, yalnız dikkat et. Emine Hanım bunları duyarsa seni yaşatmaz ha. Biliyorum hocam, çıkarken bir şey söylemedim. Neyse ben şu Hasan'ı bir bulayım. Ben Hasan'ı gördüm. Gördün mü? Nerede gördün hocam? Seninkini dolaştırıydı. Benimkini mi? Ya anlasana, emaneti sarıp sarmalamış götürüydü. Allah Allah. Onu biz saklayacaktık ama öyle anlaşmıştık. Ama o da haklı da, o da haklı. Çünkü böyle ortalık yerde gezdirilip dolaştırılmaz. Maazallah aile faciasına yol açar. Asıl ben onu bulamazsam aile faciası çıkacak hocam. Neyse ben bulayım şunu be. Ula bir saçmalık havada dolaştı ama ben anlayamadım onu ya. Neyse benim yapacak daha başka işlerim var. Şu Ahmet'i bir bulayım da. Ya uşağım pidelere ne oldu? Tamam usta şimdi geliyor. Usta pişmemiş, biraz daha bekleyelim. Nasıl pişmedi da, yarım saat oldu. Bir çıkar bakayım şundan. Bu fırında bir bozukluk var galiba. Bence biz bu fırını bir baktıralım usta. Fırını. Fırını. Ya da sen bu tarafa geç de ben diğer tarafa bakayım. Ha? Uşağım, sen o tarafa geç. Oradan da siga hopaya doğru gideceksin. Anladın mı? Al kardeşim. Ha sen bu parayı al. Ha. Doğru memlekete döneceksin. Anladın mı? Bir daha da Batum'a gelmeyeceksin. Ha geldin diyelim, sakın bu dükkana uğramayacaksın. Anladın mı? Hadi bakalım. Hadi. Büyüksün ustam, sağ ol. Bekle beni Trabzon. Ziya geri geliyor. Ahmet, gel buraya oğlum. Vallahi ben yapmadım. Neyi ula? Ne bileyim ben, ne yaptıysam ona. Oğlum ben sana buraya kızmaya gelmedim de sana bir soru soracağım. He? Ahmet. Vallahi ben yapmadım. Ya dur, ben sana bir şey yaptım dedim mi? Nasılsınız hocam? İyiyim Besim efendi. Siz nasılsınız? Sizi gördüm daha iyi oldum. Hayrola, Ahmet'le bir işiniz mi var idi? Bir soru soracaktım Ahmet'e müsaade ederseniz. Müsaade sizin hocam, ben sizi tutmayayım. Ahmet'ciğim bak şimdi, sana bir soru soracağım, bir sefer de cevap vereceksin. Sevgili validen en çok neyi sever? Valide kim? Anane değil lan, anane. Ya vallahi hocam, soruyu ağzımdan aldım, ben de şimdi onu soracaktım. Gördün mü Besim efendi, kalp kalbe karşıymış. Selam ula. Valla ben yapmadım. Tamam ula, anladık. Sen söyle bakayım, anan en çok neyi sever? Bak, eğer söylersen sana sakız alacağım. Ben gofret alacağım ula. Çikolata. Pasta alacağım ula sana. Dondurma alacağım ula. Futbol topu, sahicisinden. Tamam ulan, oldu bil. Tamam, sahicisinden alalım hani. Dondurmayla pasta da yanında olacak mı? Olacak tabii ula, olacak olmaz mı sen? Şimdi söyle bakalım. Annen en çok neyi sever? Annem ne sever? Müzik sever. Müzik mi? Deme. Hoca efendi, geçmiş olsun. Söylemesi ayıptır. Ben çok güzel türkü atarım. Öyle mi? Namaz vakti de geldi. Uğurlar ola. Allah'a ısmarladın. Aa! Hasan!
Ha Fevzi, ben de sağ geriydim şimdi ya. Baba bak ortak, bu defineyi bir an önce çıkaralım. Benim acil paraya ihtiyacım var. Ağzını öpeyim Fevzi. Baba da acil para lazım. Hemen çıkaralım ha bu defineyi. Götürelim Trabzon'a, bozduralım onu. Ama çok dikkatli olmalıyız. Eğer jandarma fark ederse sonumuz kötü olur. Biz de jandarmaya fark etmeden çıkarırız onu ortak. Tamam, iyi ki bulduk bu defineyi. Sen ne diyorsun? Allah'ıma bin şükürler olsun. O kadar aradık ama sonunda bulduk. Ya Fevzi, bulduk. Bir an önce çıkaralım onu, götürelim Trabzon'a, bozduralım, paraya çevirelim. Ya iyi ki bulduk bunu, hadi. Buyur ortağım. Yok canım, anca beraber, kanca beraber ortak. Allah'ını seversen senden buyur Fevzi. Yok, buyur, hadi gel. Tamam, haydi ortağım. Anca beraber, kanca beraber. Ortağım. Ha? Ya bizim sandığın yerinde yerler eşiği. Ayaklı değil ya bu sandık. Nereye gitti? Bilmiyorum onu ortağım. Fevzi. Ulan Fevzi. Ya bizim hasine. Ulan bulamazsak onu ben bilsem be Fevzi. Kimseye söylemedin değil mi? Söylemedim, niye söyleyeyim? Bunlar bizim altınlarımız. Bundan sonra da kimseye söylemek yok. Besim abiyle hoca bana dondurma alacak, pasta alacak, top alacak. Onlardan sana da veririm. Topla da oynatırım. Tamam mı ortak? Tamam ortak. Ula cepte üç kuruş para yok. Ha bu kızı ben nasıl kurtaracağım? Emine'yi o kadar attım tuttum. Şimdi fabrikayı nasıl kurtaracağım? Ne diyorsun Fevzi? Sen ne dedin ortak? Ne diyeceğim Fevzi? Bittuk da bittuk. Yahu. Bizden başka bunun yerini kim biliyor ki alsın ha? Ah, ah onu bir bulsam dirisini yüzeceğim da. Hasan. Ha. Sen bugün neredeydin? Hiç, evdeydim de. Ha. Seni aradım da bulamadım. Ha, bir ara kasabaya indim, doğru. Ne için inmiştin? Ya şimdi kafamı karıştırma Fevzi. Biz ha bu sandığı nasıl bulacağım? Of! İçine edeyim ha böyle şansım. İyi akşamlar uşağım. İyi akşamlar, buyurun. Ben buranın yabancısıyım. Bir oda tutacaktım, burayı tavsiye ettiler. Başka bir yer tavsiye edemezler zaten. Buralarda bizden başka otel yok teyzeciğim. Teyzeciğim mi? Ben o kadar yaşlı mıyım? Nereden teyzen oluyorum? Siz buralı değil misiniz? Ne dersin? Ben doğma büyüme İstanbulluyum. Yoksa Sarıyer tarafından mı? Ha, Sarıyer tarafı. Bir arkadaşım sizi tavsiye etti. Ha bunu tanır mısın? Tanımam mı? Ha, bizim Hasan amca. Ha ben onun şeyiyim. Teyzesiyim. Küçük. O zaman sizin kız da burada teyzeciğim. Ula İklima ne işi var burada? İklima değil teyze. Tamara. Tamara mı? Gitti mi gelmiyor Hasan. Sonra Tamara beklesin, yol baksın gece gece. Geldi işte. Ya Hasan değilse? Abileridir mutlaka. Ama onlar çalmaz kapıyı, kırar. Kimsiniz siz? Ben Hasan'ın karısıyım. Ama... Nerede ula Hasan? Hasan nereye son? Ben Hasan saklanma boşuna, geberteceğim seni. Ula nerede bu Hasan? Nerede diyorum sana? Hasan neredesin? Çık dışarı, geberteceğim seni. Hasan nereye son? Hasan gelmedi daha. Gitti, ben de bekliyorum. Sen neyi bekliyorsun? Ula Hasan. Ula bana bunu da mı yapacaktın? Sekine. 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 Sekine, sakin ol. Sekine.
Rezil oldum Ali'ye, rezil oldum. Düpedüz yalan söyledim. Ali ne yaptı peki? Bir şey yapmaya fırsat kalmadı ki. Ramazan salağa çıkıverdi ofisten. Ali de delirdi tabii. Ama kim olsa delirir Zeynep. Berat, sen benden yana mısın, Ali'den yana mı? Ya ne alakası var? Ben ikinizden de yanayım. O zaman niye öyle diyorsun abi? Ulan bu kız durup dururken hiç sana yalan söyler mi? Bir düşünsene. Hem de Ramazan yanındayken. Ben de öyle diyorum ya zaten. Ben bu kıza Ramazan'la görüşmeyeceksin dedim abi. Bir işi düşmüştür belki Ramazan'a. Olamaz mı? Olamaz. Önce gelecek, birlikte gidelim diyecek. O zaman. Aferin Melat. Aferin. Bu şimdi mi söylenir? Sen bana diyeydin başta. Ben de sana derdim. Ali'yi de al yanına, öyle çağır Ramazan'ı diye. Ne bileyim ya. Telaştan bende akıl mı kaldı? O zaman başlamayalım gelinlik provasını. Yok canım, saçmalama. Ali buncacık şey için benden ayrılacak değil herhalde. Çok kızdı o kadar, haklı olarak. Anlamadan dinlemeden kızıyor canım. Ha, sen sanki çok farklısın da. Tamam, ben de öyleyim ama onun kadar değil. Allah'ım, ne yapacağım ben ya? Sen merak etme, ben seni en kısa zamanda kurtaracağım bu durumda. Nasıl? Sen bana de bakayım Ali'nin en sevdiği yemeği. Niye? Ya bırak sen nedeni, sen de. Oo, Ali Bey'in en sevdiği yemek. Getir oğlum şöyle masaya. Hadi Ali, hadi soğutmadan. Yok be abi, sağ ol, canım istemiyor, yemeyeceğim. Bir iki lokma al bari de, senin için özel yaptırdım. İyi. Ben gideyim diyorum biraz abidin. Nereye gideceksin? Uzaklara değil ya. Murat arıyor kaç zamandır. Neredesin diyor. Gideyim Fırtına'ya çalışayım biraz. Durduğun kabahat. Bak sezonun yarısına geldik. Doğru dürüst iş yaptığın yok. Bizimkilerden fırsat mı kaldı? Evet evet. Gideyim ben. Hem kafamı da dinlemiş olurum. Nefis olmuş vallahi. Sakine uyan artık, ne olur, korkuyorum. Ne oldu baa? Sen bayıldın Sakine. Ben kolonya yaptım bileklere sen uyan diye. Dokunma baa, dokunma. Tamam, dokunma. Ver o kolonyayı baa. Yok, olmaz, çok tehlikeli. Benim amca içiyordu vodka. Bir gün vodka bulamadı, kolonya içti, sonra öldü. Ver onu baa. Kendimi öldürmeyeceğim. Hasan'ı öldüreceğim. Bunu dökeceğim Hasan üstüne. Çakacağım kibriti. Çayır çayır yanacak. Söyle bakalım Natasha Hanım. Natasha değil, Tamara benim isim. Her ne bok ise. Demek Hasan'la evlendiniz. Evet, biz Batum'da evlendik. Batum'da evlendiniz. Bari beni davet etseydiniz. Özür, çok affedersin. İsa üstüne yemin, ben bilmiyordum Hasan'ın karılı olduğunu. Yoksa evlenir mi? Bana dedi, bakar. Nasıl bakar? Yüzük yok yani dedi. Ona derler bekar. Evet, bekar. Demek bekarım dedi ha. Ula Hasan, seni kesip atacağım köpeklere. Yok ulan, köpeklere yazık. Zehirlenirler. Seni Emine'nin fabrikasının kazanında yakacağım. Küllerini savuracağım Fırtına'ya. Öyle karışacaksın denize. İzin mezarın olmayacak. Vay anasını be. Demek Tamara'nın abisi casus çıktı ha. O beyunu gözüm hiç tutmamıştı zaten. Ulan vur değil mi adamı, devirir o be. Kazasız belasız kendimi şu otele bir atabilsem. Demek sana bekarım dedi. Sen de inandın. Sonra Batum'da nikah kıydınız. Ha bu karnındaki Hasan'ı marifeti de. Tamam. Önce onu öldüreceğim, sonra seni öldüreceğim. Tamam ula, kes. Seni öldürmeyeceğim. Bir tek onu öldüreceğim. Beni de abiler öldürecek. Abiler kim? Benim abiler. Hasan'dan para istediler. Hasan kaçtı buraya geldi. Sonra ben de kaçtım geldim. İyi halt ettin. Niye gitmedin İstanbul'a? Bulamazlardı seni. Gidemem. Trabzon'a git. Oraya da gidemem. Bahane be. Seni mi düşüneceğim? Cehenneme git. Gidemem. Hiç kuruş para var cepte. Ben bilmiyor kimse. Hasan biliyor bir tek. Hasan da yok. Niye yok? Var. Gelsin buraya, göreceksin. Var mı yok mu? Tamaram, doldur canım. Sakinem hoş geldin. Arkadaş kim? Ulan
öldüreceğim seni Sakinem, Hasan. Ne yapayım Tavuz kuşum, bıldırcınım. Hani bendim bıldırcın? Susun bayan. Sakinem, bu arkadaş Gürcistan'dan buraya Türkçe öğrenmeye geldi. Ben de kendisine Türkçe öğretiyorum. Belli oluyor. İlerletmişsiniz. Evet ama deyimler ve atasözlerimiz konusunda zayıf. Nasıl? Şöyle, müsaade eder misin? Müsaade et, müsaade yok. Yolcudur Abbas. Ağlasam durun. Ulan sen geberteceğim seni. Yiğitliğin onda burada da kaçmaktır. Ulan sen geberteceğim seni. Ulan sen geberteceğim seni. Ulan sen geberteceğim seni. Şansın varsa öldü de kurtuldun. Yoksa ben öldüreceğim seni. Ölmedin ha? Demek ecelim benim elimdenmiş. Buraya kadarmış Hasan Efendi. Çabuk bir şeyler düşün yoksa gidiyorsun öbür tarafa. Kırıldı mı bir yerlerin? Yedi canlı zampara kirpi. Vaktin geldi Hasan Efendi. Hasan kim? Numaracı kirpi. Salavat getir. Azrail'im ben olacağım. Azrail ne? Aa, burası neresi? Ben niye yerde yatayım? Sen benim anam mısın yoksa? Ana. Ah, kız kardeşim de gelmiş. Sen niye geldin? Ben niye burada yatayım? Burası neresi? Ula sen kimi kandırıyorsun? Bir kere de adam oldu. Adam gibi öldüreyim seni. Hah, işte orası anacığım. Of of, çok güzel o değil. Of 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 of. Sakine, Hasan beyni sarsmış. Hafıza yok, aklı uşumuş Hasan'ın. Kalk ulan. Kalk, inanmıyorum sana. Kalk, doktora gideceğiz. Rapor olmadan inanmayacağım sana. Kalk diyorum. Kim var orada? Ben o da kız. Bana mı dedin? Yok, iyi akşamlar İklima Hanım. Nasılsınız? İyi akşamlar hocam. Hayrola? Bu güzel yaz akşamınızı böyle güzel bir müzikle süsleyelim dedik. İnşallah rahatsız etmedik. Yok, rahatsız etmediniz de hocam. Sen tulum çalar mıydın? Şaşırdım biraz. Çalarım tabii, hem de en alasından çalarım da. Bak bir dinle onu. Vallahi bir kere tulum sesi duyayım. Ulan tulumcu, bu sefer yaktın çıranı seni. Nasıl, beğendiniz mi? Beğendim, beğenmesine de. Şöyle daha içli bir şeyler var mı hocam? Mesela ayrılan aşklar, kaybolan yıllar. Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler var mı? Bilmem. Var mı Kazım? Kazım kim? Kazım, türkünün adı Kazım. O yok ama çok işli bir tane var. İstersen onu çalayım sana. Bak sözleri şöyle. Uyanık ol ey Kazım, iyi çal tulumunu. Eğer kafam kızarsa sıkarım umuğunu. Allah Allah, ben hiç böyle bir türkü duymadım. Bak çalayım, çok seveceksin onu. He? Ha bir, iki, üç, dört. Akşam şerifleri ayrı olsun hocam. Hayrola? Görmüyor musun ula? Konser veriyoruz İklim Hanım'a. Alt tulumu sen mi çalarsın? He, ben çalarım. Peki aradaki kim? Kim, kim? Gel la buraya. İyi
akşamlar bacım. İyi akşamlar Kazım abi. Demek serenat yaparsın hocam, öyle mi? He, serenat yaparım. Var mı bir diyeceğim? Serenat öyle yapılmaz. Dinle. Ha bu köyün içinde, ha bu köyün içinde vardır birçok kız ama güzeller arasında, güzeller arasında bir yıldız der iklima, bir yıldız. Gördün mü ulan? Kaldın mı böyle su kabağı gibi? He? Doktor, ha bu adamın kafasının içine iyice bir bak. Bana numara yaparsa çekeceği var. Tamam abla, tamam. Sen merak etme, bakacağız. E hadi. Hadisi mi var? Çıksana sen dışarı. Hastayı muayene edeceğim. Ben onun karısıyım. Görmediğim yeri yoktur. Yok, olmaz öyle şey. Hadi sen çık dışarı, dışarıda bekle. Ben seni çağıracağım. E hadi. Bana bak. Pencereden falan kaçarsa senden bilirim ona göre. Tamam, tamam. Bir yere kaçamaz. Sen merak etme. Allah doktor, ocağına düştüm. Allah'ını seversen bana yardım et. Canım sen hafızanı kaybetmiştin. Garilere öyle dedim doktor. Yani buradan çıkardığın gari var ya. Kapıda nöbet bekliyor, vuracaktın. Kim, abla mı? He. Yok canım, sadece kızmış biraz. Ne yaptın da kızdırdın onu? Suçum sevmek doktor. Ben bir aşk kurbanıyım. Bundan 30 sene önce bir bahar akşamı rastladım ona. O zaman daha güzeldi, boylu yaşlı değildi tabii. Ben de dedim madem bu yaşlandı, tazesini alayım. Ha, anlaşıldı mesele. Yo, o kadar kolay anlayamazsın onu doktor. Eğer sana bu karıya kocanın bir şeyi yok, iyi dur dersen çeker vurur beni. Vurmaz dayı, vurmaz. Teyze bıraksana şunu. Biber daha. Ablacığım sen ne yapıyorsun? Ne oluyor ya? Ulan alıp götürmeyeceğim, biber daha. Müslüme zimmetli teyze, veremem. Ula benim adamı vurup geleceğim. Ne yapıyorsun? Alnı ortasına çekeceğim kurşunu. Ver daha. Veremem ablacığım, anlamıyorum. Da genç bir karı var, gördün mü onu oraya? Gördüm. Hah, işte ben o karıya da bir bahar akşamı rastladım doktor. Bir sene önce. Ama o zaman karı böyle değildi. O da senin marifetin değil mi? Maalesef doktor, yedik öyle bir halt. Hep beni bu bahar akşamları mahvetti doktor. Ama bu bahar kendimi bir mağaraya kapatacağım. Yaz sonuna kadar da çıkmayacağım oradan. Bu böyle olmayacak doktor. Hep benimki de can be doktor. Anladım ben meseleyi dayı. Sana ne lazım? Sen şimdi de ki oha, senin kocanın aklı uçmuş. Seni anası, yanındakini de bacısı zannediydi. Şu anda vurursan onu boşu boşuna vurmuş olursun. Aklı yerine gelsin, ondan sonra vur onu de. Dayı sen benim başıma ne işler açtın ya? Aman doktor, ocağına düştü. Ya bahe de ya da namazıma gel. Ne namazı? Cenaze namazı da. Hep daha öyle dedim. Sen şimdi beni dinle. Bugün Ramazan geldi. Ramazan mı? Hayrola? Hayırdır, hayırdır. Sen olmayan define peşinde koşarken fabrikamızı o kurtardı. Ne? Ne diyorsun sen kadın? Nasıl oldu bu iş? Sen çıkar çıkmaz Ramazan buraya geldi. Adamlardan senetleri almış. Öylelikle de bizim fabrika kurtuluyor. Beynin sağ lobunda çarpmaya dayalı bir hasar oluşmuş olabilir. Geçici bir travma olması muhtemel ama titiz bir bakıma ihtiyacı var. Son dediğini anladım da, önce ne dedin? Diyorum ki hafızasını kaybetmiş. Kimseyi tanımıyor. Hele sizi hiç tanımıyor. Doğru mu diyorsun? Doğru. Ne zaman aklı yerine gelir bu zekasızın? Net bir şey söyleyemem. Ne zaman vurabilirim onu? Vallahi o sizinle vicdanınız arasında bir şey. Demek ki vurabilirim.
ben sana ne diyeyim kardeşim? He? Sana kardeşim demeyeyim de ben ne diyeyim kardeşim? Tamam la kes. Ben sana kızgınım. Ya kızgın mı? Ben sana ne yaptım ki? La daha ne yapacaksın? Güpegündüz dükkanımı basmadın mı? La bastım. Ama bir sor bakalım niye bastın? La seni tebrik etmek için bastım. Ailemize hoş geldin demek için bastım. Hadi lan orada. Ha ne var? Senin şimdi Zeynep'le evlenmemen için herhangi bir neden kaldı mı? Kaldı. Ali. La ne var Ramazan? Kafana taktığın şeye bak. Onu da seninle el ele verip hallederiz. Merak etme. Şimdi daha önemli bir meselemiz var Dursun. Sen söyle bakayım bana. Bu fabrikanın ederi nedir? 150-200. Lan niye ki? Hiç. Ya sen beni bilirsin, sağlamcı adamımdır. Vallahi ben yine bir şey anlamadım Ramazan. Anlayacaksın Dursun'um. Anlayacaksın. Ha burası bizim kasaba mı duran ha? Bana bak. Bir daha bana ana dersen boğarım seni. E ne diyeyim sana ana? Hiçbir şey deme. Sakin anam de. Peki Sakine ana. Çek alın, çek. Bana bak, köye git.
Ben görecek seni çabuk. Sakin Ali, sakin. Merak yok. Sakine beni gördü. Hasan Sakine ile beni gördü. Kaçarken merdivenden küt. Şimdi bilmiyor Hasan kim. Hiçbir şey anlamadım. Diyorum ki Sakine beni gördü. Tamam Tamara, tamam. Sen anlatma. Babam nerede onu söyle bana. Kilerde, Besim'le. Günaydın Hasan amca. Sağ ol uşağım. Baba ne oluyor? Tamara içeride, annem verandada oturuyor. Sorma uşağım, başıma ne işleri geldi. Tamara bir şeyler anlattı ama ben anlamadım. Bak, Besim'e dedim o ne? Bir de sana söyleyelim. Ama kimseye demeyeceksiniz, tamam mı? Bir oyun oynayacağız. Hasan hafızasını kaybetti. Kimseyi tanımayı. Yok artık, o kadar da değil. O zaman git anana de onu. Söyleyeceğim zaten, merak etme. Ha, senin istediğin de bu zaten. Anana de onu da vursun beni. Yeter ama ya. Ben daha fazla yalan söyleyemeyeceğim. Karışmıyorum artık, ne yaparsanız yapın. Ben gidiyorum. Ahan da uşağım. Hadi bana eyvallah. Afiyet olsun herkese. Nereye gidiyorsun da gelirsen? Fabrikaya gidelim hanım. Mesai saati. Aferin, aferin. Bak gördün mü nasıl yola gelmiş? Çok güzel ya. Ramazan senetleri ödedi, her şey bitti sanıyorsun değil mi anne? Yani şimdi elimizden fabrika gitmeyecek öyle mi? Ne olacaktı başka? Ramazan'a kuyumcu dükkanına da üstümüze mi yap diyecektik? Hoş, onu diyeceğimiz günler de gelecek inşallah. Ha, rüyanda görürsün asla. Baba bir şey söylesene. Ne diyeyim kızım? Ben Defini'ye güvenirdim, onu da kaybettik. Artık kayıp mı ettik, dolandırıldık mı orasını da bilmiyorum. Dur işte babanı, hala Defini sayıklay. Var mı bizi bu beladan kurtaracak biri? Ali mi kurtaracak? Kurtarır belki, nereden biliyorsun? Ha işte sen de şimdi onu rüyanda gör. Ali de nerede o kadar para? Ramazan para mı verdi sanıyorsun senetlere? Senin salak oğlunun kumar borçlarını kapadığı senetler onlar. Avukatı da üzerimize olsa aldı ama sen hala ayakta uyuyorsun. Yeter kız. Akşamdan beri aynı laf, aynı laf, aynı laf. Besim, yanındaki Zekas'la söyle, çaya gidiyorum. Ana bir şey soracağım. Sorma İklim. Bu kızla ilgili bir şey sormayacaksın demedim ben sana. Görenlere ne diyeceğim? Kimse görmeyecek, merak etme. Bana bak. Seni eve aldım diye affettiğimi sandım. Dosta düşmana karşı rezil olmayalım diye burada. Zamanı geldiğinde geldiğin yere döneceksin, anladın mı? Ha. Biz evde yokken evden dışarı çıkmayacaksın. Bir görünürse ne diyeceksin? Ben Hasan'ın yeğeniyim. Yeğeniymiş. Kaybana. İklima nereye gidiyorsun? Masayı toplayın. Bırak kızım onları, Ali daha yemedi. Gel benimle. Daha çok işimiz var. Günaydın abla. Günaydın Ekrem Hanım. Ana, ha bunlar nedir? Çay, oldu mu? Ne olur ha bunlardan? Yenir. Öyle mi? Hey Allah'ım sen bilirsin, hey Allah'ım sen bilirsin. Hey, acıdı bunlar be. Günaydın Emine teyze. Oo Ramazan oğlum gel. Gel buyur, geç buyur. Taze çay var. Geç otur. Gel. Yok içmeyeyim sağ ol. Ben seninle bir şey konuşmaya geldim Emine teyze. Olur Ramazan'ım konuşuruz. Otur. Ben çok düşündüm dün gece. Başka yolda bulamadım. Diyorum ki hazır parayı vermişken şu fabrikaya ortak olsam. Hangi fabrikaya? Bizim fabrikaya. Başka bir çıkar yol bulamadım Emine teyze. İyilik yapayım dedim ama az buzda para bağlamadım ben buraya. Doğru Ramazan, sen de haklısın. Hem ben parayı nereye yatırdığımı bilirim, hem de size dert çıkartmam. Peki biz borcumuzu nasıl ödeyeceğiz ha? Onu da düşündüm. Hesapları çıkarırız. Kardan yavaş yavaş düşeriz. Ne siz üzülürsünüz ne ben. Olur mu? Olur. Kusura bakma ama
Sizin ailede ticaret işlerinden anlayan pek yoktur. Bir tek Zeynep anlar. Onun da aklı bir karış havada. Ben öyle demeyecektim ya, aynı kapıya çıkar. Siz köylüyle çayla uğraşırsınız, ben de fabrikayı işletirim. El birliğiyle bu dar boğazdan çıkarız. Hatta bakarsın fabrikayı bile büyütürüz. Sahi büyütür müyüz Ramazan? Bana güven, gerisini merak etme sen Emine teyze. Söylediklerim benim aklıma yattı. Ama bir de Fevzi'ye danışayım. Ondan sonra kararımı bildiririm ben sana. Tabii Emine teyze. Ne demek? Nene, o şimdi hocanın dediği o genç adamı sen kendine nasıl aşık ettin? Ne aşkı kızım? Biz mantık evliliği yaptık. Nasıl mantık bu nene? Dedem öleli 10 gün olmuş. Sen 55 yaşındasın, adam 20. Geçmiş gün. Nasıl hatırlayayım? Büyü yaptın değil mi? Ahiret soruları sorma bana. Ha, kendine gelince büyü tutuyor. Bana gelince hiçbir şey olmadı. Elimden gelen bu kadar kuzucuğum. Nene, sen o güçleri kimden aldın? Ne gücü bela? Gücüm mü var benim? Ya cinleri, perileri diyorum da. Anandan mı, babandan mı? Erkekten güç müç geçmez kimse. Anandan yani. Hayır, nenemden. Anacığına geçmemiş de sağa nasıl geçti? Aklım alı gider kızım, neneden toruna. Neneciğim ölünce cinler periler bana geldi. Emanetciğim ben oldum. Ne? Sen ölünce o güçler benim olacak yani. Bak sana son bir şans veriyorum. Ne yapet Ali bana hemen aşık et. Yoksa o sende emanet duran güçlerimi hemen alırım. Yapacağım, tamam. Ama malzeme toplayacaksın bana. Toplarım. Ne istiyorsun? Dinle. Çirkinoz çiçeğinin içinde 2 damla özü vardır. Hı. Ondan getireceğiz. Anladım. Çirkinoz çiçeği. Tamam. Son acıma gülün benekli kirpi dolanır. Buralarda değil ha. Ta yukarılarda. Onun dikeninden 3 tane yol yeter. Son acıma. Yadın bir halt. Temizle, temizleyebilirsen. Bir halt yadığım kesin de ne olduğunu bir anlayabilsem. Nasıl da kötü kötü bakayım. Yedeceğim bir araya gelse affetmeyecek. Affetmez mi cidden? Onda gavur inadı var. Bütün Karadeniz bilir onu. Deme. O derece yani. Ha bu küçüğüken bir kuzusu vardı bunun. Kesmeye kalktılar. Bütün köyü birbirine kattı. Ne dersin? Ben bitmişim desene. Sen mi? Sen niye bitiyorsun lan? Asıl biten ben mi? Sen niye bitiyorsun Hasan amca? Seninle ne alakası var? Besim, sepet doldu. Gel al bunu. Geldim Sakine abla. Kolay gelsin ortağım. Size de kolay gelsin de affedersiniz çıkaramadım. Kimsiniz? Ne demek la o? Bunca yıllık ortağını tanımadın mı? Benim, ben. Fevzi. Öyle mi? Memnun oldum. Ben de Hasan. Yani arkadaşlar öyle değiller. Hasan, başlatacaksın şimdi ha. Neye başlayacağız pek anlayamadım beyefendi. Ula kafana güneş geçti desem, bizim buraların güneşi de insanın kafasına geçmez. Buraların hepsi sizin mi Fevzi Bey? He, benimdir da. Delirtme lan adamı. Numara mı yapıyorsun ba? Beyefendi. Boşuna uğraşma Fevzi amca. Babamın merdivenlerden düştü, hafızasını kaybetti. Ne? Ne zaman oldu bu? Dün gece kasabaya gittiydi. Bir getirdiler böyle alabalık gibi boş boş bakay. Ben sizi de bir yerden çıkaracağım ama pek çıkaramayalım. Kaç kere diyeceğim baba? Benim iklima kızım. İklima değil, kızımmış. Siz tanıyor musunuz onu? Tövbe tövbe. Gördün mü Fevzi amca? Hasan. Dün bir define aradık da bulamadıydık. O defineyi ben aldım, sakladım. Onun için bulamadık. Define kim? Yok bu gitmiş. Kolay gelsin kızım iklima. Görüşürük Hasan Bey. Size de şey bey. Ne beydi? Fevzi ula Fevzi. Hah Fevzi Bey. Fevzi. Demek defineyi sen aldın. Şerefsiz Fevzi. Hafızasını kaybetmiş. Külahımı anlat sen benim onu. Aklınca beni atlatıp defineye tek başına konacak.
Vay şerefsiz Hasan vay. Bir tane tül gömleğim yok. Ütü nerede? Ben yaparım. Ciddi misin Tamara? Vallahi ütülesene bir iki tane. Bir iki değil. Hepsini ütülerim. Ne zaman iş var ben hepsini yaparım. Yoksa ye Tamara, iç Tamara, uyu Tamara. Hala verecek bir cevabın yok değil mi? Verecek bir cevabım olsaydı verirdim zaten. Ama yemin ederim düşündüğün gibi değil. Zeynep, biz seninle evlenmeyecek miyiz? Benden her şeyi saklayacak mısın böyle? Her şeyi değil. Sadece bir şeyi. Tamam Zeynep ya, konuşmayalım. Ya senin de benden sakladığın şeyler olmadı mı Ali? Neyi saklamışım ben? Biz Batum'a niye gittik? Babam için. Evet tamam iyi de niye? Bak sen bunu bana mesela hiç söylemedin. Ali gördün mü? Sen de yapıyormuşsun bunu demek ki. Ne alakası var? O konu benimle ilgili değil. Bu konu da benimle ilgili değil. Ramazan seninle ilgili değil mi yani? Ali! Olur. Ben sonra gelirim. Ali bunu nasıl açıklayacaksın? Vallahi benimle bir ilgisi yok Zeynep. Zeynep! Zeynep! Bir saniye, açıklayabilirim. Tamam, dinliyorum. Yemin ederim benimle bir ilgisi yok. Bu kadar, öyle mi? Seninle ilgisi yok yani. Peki kiminle ilgisi var ha? Bak işte onu söyleyemem. Hem bir dakika ya, biz Ramazan hakkında konuşmuyor muyduk? O içerideki kızı görmeden önceydi. Çok güzel. Sen bana bir şey anlatamıyorsun. Ben sana bir şey anlatamıyorum. O zaman birbirimizi anlatabilene kadar görüşmeyelim Ali Bey. Tamam Zeynep Hanım. Görüşmeyelim. Yemiş Alina, yes Alina, Salina, acep niye vermezler?